Şimdi bunun başlangıcını tabii ki böyle tarihe hiçbir zaman bir tek gün olayıyla, yani 24 Nisan 1915 diye başlanmaz. Tarihi olaylar büyük bir hazırlık geçirir. Ondan sonra birden patlak verir. Şimdi Ermeni işine baktığımız zaman en aşağı 40 sene daha öncesine kadar gitmek lazım. En aşağı. Yani Osmanlı Devleti'nin çöküş dönemi vardır. O dönemde herkes bir parça koparmak ister. Yalnız bütün mesele Balkanlardakiler için çok kolaydır. Çünkü Avrupalılar hemen yakındır, hemen gelecektir. Ama Ermeni dediğiniz unsur hiçbir zaman tam bir esaslı bölgeye hakim olmuş değildir. Yani İngiliz 1890'lara ait İngiliz ve Fransız belgeleri, resmi belgeler hariciyenin gayet açık olarak Osmanlı toprakları içinde Ermeni nüfusunun %10 olduğunu, onu geçmediğini hatta Doğu Anadolu'yu sadece alırsanız %17 ortalama olduğunu belirtir ve hiçbir kentte de %25'in üstünde bir Ermeni nüfusu bulunmadığını söyler. Bunu dikkat ediniz, İngiliz ve Fransız belgeleri veriyor. 1890'larda. Ha, demek ki şöyle bir şey var. Zaten o dönemde en büyük Ermeni nüfuslu şehir İstanbul'dur. Yani bu gayet garip bir şeydir. Çünkü Osmanlı Devleti Ermeni Patrikliğinin İstanbul'da kurulmasını sağlayan Fatih. Ha, yani Osmanlı sayesinde, çünkü Rum Bizans İmparatorluğu'yla tam kavgalıdırlar. Hiçbir yere sokmamıştır. Osmanlı'da bu kadar hoşgörülü davranmıştır. Şimdi böyle bir yapı içinde Ermeni'nin en büyük zenginleri filan da İstanbul'dadır. 8 Savaşı sonunda Osmanlı Devleti yenilince herkes bir haklar ister. Ermeniler de ister. Bu da tabii karşılamak gerekir. Ama neyi istiyor? Nitekim İngiliz elçisi Layard'la Ermeni Patriği'nin bir tartışması vardır. Şaşar İngiliz elçisi. Çünkü nüfusunuzun hiçbir zaman bir çoğunluk olmadığı yerde siz nasıl olacaksınız der. Ha, biz derler, başka yöntemlerle bunu sağlarız. Neydi bu yöntem? Bu yöntemi Patriğin genel sekreteri olan Çeraz isimli yardımcısı Avrupa'da 1889'dan itibaren çıkarmaya başladığı Armenya veyahut da Armeni, yani hem İngiltere'de hem Fransa'da daha sonra çıkmıştır. Dolayısıyla o dergide gayet açık bir şekilde izah eder. Bizler Bulgar taktiğini kullanacağız. Bulgar taktiği nedir? Efendim, Bulgarlar da onu aslında Yunanlılardan devralmışlardır. Şöyle bir şey. Nüfus olarak çoğunlukta olmadığı bir yerde ve gücünün de hiç olmadığı bir zamanda Avrupa'nın yardımını sağlayaraktan bağımsızlık almak. Ha, nitekim Yunan 1821 Yunan ayaklanması büyük bir başarısızlıkla sonuçlanır. Bunu herkes biliyor. Ama ne zaman Yunanlılar bağımsızlıklarını alırlar? Avrupa orduları gelir, Osmanlı'nın içine girer, mecburen kabul ettirirler. Aynı taktiği Bulgarlar kullanırlar 1876'da ve bu Bulgar arşivlerinin belgeleriyle kanıtlıdır. Ruslardan Bulgarlara mesaj gelmiştir. Derler ki, siz ayaklanın, biz size yardım için geleceğiz. Fakat Ruslar tecrübe sahibidir. Avrupa onların aşağılara inmesini istemiyor. Bulgarlar ayaklanırlar. Ayaklanma ne demektir? O civarda bulunan insanları öldürmek demektir. Başka hiçbir anlamı yoktur. Yani gayet açık bir şekilde. Ha, bağımsızlığını istediği için ayaklanabilir. Doğru. Ama ne yapar? Oradaki insanları öldürünce ve onlara geleceğiz sözü vermiş olan Ruslar gelmeyince gayet basit bir şekilde bu sefer benim halkımda can havliyle onları öldürmeye başlar. Çok doğal bu. Sizin en yakınınız öldürülse ne yaparsınız? Gayet tabii bir tepki gösterirsiniz. Ha, bütün mesele işte orada Avrupa kamuoylarını ayaklandırmaktır. Bulgarların bir anda böyle 8-10 bin
Türk'ü öldürdüğünden kimse bahsetmez de Türkler Bulgarları öldürüyor diye bir kavga çıkar, bağırışma, bütün Avrupa bağırmaya başlar. Onun üzerine Rus orduları müdahale eder, dikkat ediniz. Avrupa'yı harekete geçirdikten sonra, yani önce değil, ha kendi gücüyle yapamadıklarını Avrupa'ya yaptırmaktır bu. Ha Ermeni de diyor ki ben Bulgar taktiğini kullanacağım. Bunu Çeraz yazıyor kendi dergisinde. Bugün Mavi Kitap diye çok bağırışılıyor 1915. Halbuki benim elimde 1893, 94, 95 yıllarına ait İngiliz ve Fransız raporları var. Kitap halinde yayınlanmış. Onlar da konsoloslar açık açık yazıyorlar. Olay çıkaran Ermenilerdir diye. Şimdi bunlar kendi tahrikleriyle bir şey yapmak istiyorlar. Hatta içlerinde nitekim Çeraz'ın dergisinde de çok var. Yahu biz bu kadar yapıyoruz, bu şeyler hiçbir şey Avrupalılar yapmıyor diye. Yani kendileri taktiklerini kullanıyorlar ama Avrupa'nın ilgilendiği yok. Böyle bir yapı içinde nasıl çıkarız diye en sonunda biliyorsunuz İstanbul'u basarlar. Yani dikkati çekmektir. Yani bir sonuca varmak değildir. Burada çok dikkati çeken şey. Hatta Osmanlı belgelerinde bunun çok şeysi de var, örneği de var. İstanbul'daki Osmanlı yanlısı Ermenilere tehdit ve öldürme olayları var. Katılsın. Tabii. Çünkü katılmıyorlar. Adamlar anlayamıyorlar niçin vuruşacaklarını. Şimdi böyle düşününüz ki 1898'de Alman İmparatoru Osmanlı Devleti'ni ziyaret ettiği zaman İstanbul'da onlara mihmandar olarak Sultan Abdülhamit Ermeni ileri gelenlerin kızlarını vermiştir. Yani zorlama var. Buna rağmen bir şey olmuyor. Hatta Rus elçisinin çok enteresan bir uyarısı da var. Siz diyor gereği kadar yangın çıkaramıyorsun. Yani çok açık. Kardeşim yap bir haltlar, yak, yık, öldür, gürültü çıkart. Ermeniler buna çok gayret ediyorlar ama kimse ilgilenmiyor. Çünkü Osmanlı'nın paylaşılma bölgesinde değiller. Çok çok önemli bir şey bu. Ama İngilizler çok endişeli. Çünkü Kafkaslardan inerse Ruslar aşağıya doğru orada Hint yolunu ele geçirirler. Bunun hakkında daha 1850'lerde İngiliz kaynakları raporlar vermişlerdir. Onun için engellenmedir. O zaman da engellenme nasıl olur? İki taraflı. Ermenilere şey yaparsın, Rus'a karşı. Ruslar da Ermenileri tutar İngiliz'e karşı. Şimdi açıkçasını söylemek lazım. Avrupalı güçlerin elinde oyuncak olurlar. Bu arada enteresan bir şekilde örgütlenme mekanizmasının bulunduğu anlaşılıyor. Ben bu konuda özellikle Sosyalist Enternasyonal Arşivinde, Belçika'daki, Brüksel'deki Sosyalist Enternasyonal Arşivinde bulunan bir belgeyi buldum. Bu belge şöyle gördüğünüz gibi 31 sayfalık bir rapordur. 1910 yılında Sosyalist Enternasyonel'in Kopenhag'da yapılacak kongresine Taşnak Partisi bir rapor veriyor. Osmanlı toprakları, Rusya ve İran'daki Ermeniler. Ha bunun içinde ama çok en ilginç olanı da Osmanlı bölgesiyle ilgili olandır. Rusya'da Ermeni örgütlenmesinden bahsetmiyor. İran'da
Ermeni örgütlenmesinden bahsetmiyor. Ama Osmanlı toprakları içinde, özellikle Anadolu'da her köyde nasıl silah deposu yaptığını, nasıl silah talimi yaptırdığını, nasıl para topladığını, nasıl haberleşme mekanizması yaptığını kendisi anlatıyor. Gayet açık, gayet böyle başarılı olduklarını da ifade ediyorlar. Şimdi ve orada örgütlerinin dörtlü bir örgüt olduğunu da gayet güzel anlatıyorlar. Diyor ki, biz dört grup halinde organize olmuşuzdur. Militan grup vardır diyor. Her köyde 30-50 kişidir diyor. Köyü kontrol eder. Yardımcı grup vardır diyor. Ki bu yardımcı grup doğrudan doğruya şey bulmaya çalışır. Maddi imkanlar, para bulmaya çalışır. Üçüncüsü askeri gruptur diyor. Ki bunlar da silah sağlayanlar, silah kullananlar. Ve nihayet kadınlar grubudur diyor. Bu kadar mükemmel bir örgütlenme hakikaten takdiri şayan bir şey. Ha, yalnız şuna da bir dikkat etmek lazım. Bu kadar mükemmel bir örgütlenme öyle bir dakikada, 10 dakikada olmaz. Bu demek ki çok uzun bir sürede yavaş yavaş her köylerde özellikle ve hatta içinde gayet net bir şekilde anlatıyor silah talimlerinin nasıl gece yarısı yaptıklarını, dikkatleri çekmemek için filan anlatıyor. Ha, sizin ülkenizde, bu dünyanın herhangi bir ülkesinde bu şekilde bir gizli örgütlenme olsa o devletin resmi makamları nasıl davranır? Bunu düşünmek lazım. Dolayısıyla 24 Nisan 1915 diye başlayan anlatımları ciddiye almak mümkün değil. Ondan o 5 sene önce en mükemmel örgütlenmeyi kurdum diye rapor veriyor. Dolayısıyla demek ki her şeye hazır. Nitekim birçok olaylarda her seferinde aynı mekanizma işletilmiştir. Önce Türklere saldırılır, Müslümanlara saldırılır, öldürülür. Onlar tepki gösterince Avrupa bağırttırılır. Şimdi 1915 olayına geldiğimiz zaman burada bir olay var. Birinci Dünya Savaşı patlamış. Apayrı, Ermeni'de falan kimsenin ilgilendiği yok yani, açık konuşmak lazım. Bütün büyük devletler birbirine girmiş. Bu arada İngilizler özellikle Rusya ile olan bağlantıyı sağlamak için boğazlara asker çıkarmışlar. Dikkat ediniz, Nisan'da değil. Daha Şubat'ın sonu, Mart başında İngilizler Çanakkale, Kafkaslardaki savaşta da Ruslar, çünkü Osmanlı'yı bu iki taraftan vurmak anlamını taşıyor. Yani Osmanlı'yı bir kere çökertirlerse o zaman İngiliz, Fransız yardımı Rusya'ya gidecek, Rusya Almanlara karşı daha iyi savaşacak. Osmanlı'nın da paylaşılması kolaylaşacak. Yani Osmanlı'yı yok etme mekanizması bu. Ha, şimdi bütün mesele orada. Daha 24 Nisan'ın adı geçmeden önce Van'da ayaklanan Ermeniler var. Birdenbire basıp 1-2 bin Müslümanı, Türk'ü öldürüyorlar. Peki ne olacak? Ha, Rus ordularının arkasından bizim orduların arkasını vurmak, ya onlara yardım olarak bizim orduları arkadan vurma taktiği başlıyor. Ha, o zaman da bir tedbir almak lazımdır ki tehcir denilen olay, ki burada tehcir lafı çok yanlış tercüme ediliyor. Tehcir hicretten geliyor. Yani göçten, göç ettirme. Osmanlı Devleti ordularının arkadan vurulmasını engellemek için
göç ettirmeye. Mecbur. Aksi halde kendisi yok olacak. Ve şunu da gayet samimi söyleyelim. Eğer Osmanlı Devleti ve İttihatçılar Çanakkale'de başarılı olmasa, Kafkas cephesinde başarılı olmasa, Osmanlı Devleti daha birinci yılda çöker ve şeyi de toparlayamazdı. Açık söyleyelim, İstiklal Savaşı'nı falan çıkartamazdı. O başarılardır. Ha şimdi burada Rus ordularına yardım eden, aynı şekilde tabii bu İngilizlere de yardım demektir, güçlere prim mi vermek lazım yani? Hani maşallah ne güzel yapıyorsunuz canım, insanlık hakkıdır diye. Yani burada bir acayip yaklaşım var. Ben hiçbir zaman onu da köşe yapmak, yani cezalandırılmıştır. Ha bu maalesef her zaman olan bir şey. Ben unutamadığım bir şey vardır. 19. yüzyıl boyunca Girit'ten, Balkanlardan, Kafkaslardan, Kırım'dan Anadolu'ya göçte tam 10,5 milyon insanın hareket ettiği hesaplanmıştır. Zorlanmıştır yani, göç etmeye zorlanmıştır. Aynı şekilde bizimkiler, Ermeniler olduğu gibi. Bunların yarısının, yani 5,5 milyonunun yollarda öldüğü veya öldürüldüğü biliniyor. Peki bunların hiçbirinden bahseden yok. Ben göç ettirmeye ve dikkat ediniz, hatta kayıtlara alınıyor değil mi? Mallarına tekrar dönecekler. Yani şimdi aradaki farkı düşünün. Bütün Balkanlardan, Kırım'dan, Kafkas'tan gelenlerin malını da filan da iade etmek diye bir hesap yok mu? Yani çok enteresan bir şey var. Burada tamamen bir mekanizma döndürülüyor. Bu mekanizmanın içinde de Ermeniler oyuncaktır. Daha sonraki dönemlerde Ermeniler, Birinci Dünya Savaşı bittikten sonra yani, Ermeniler işte biz hani bize yardım ediyordunuz, şey yapın dedikleri zaman ilk kaçan İngilizlerdir. Onlara harekete geçirenlerden biri. Kaçarlar. Bayağı kaçarlar. Ha hatta şöyle bir şey yaparlar. Amerika sen şu üstünden filan diye Amerika'nın üstüne atıp kaçarlar. Amerika heyetler yollar. Bakar. Buradan hiçbir şey çıkacağı yoktur. Bu hiç anlamsız bir şeydir. Vazgeçer. Nitekim Ermeni kaynaklarının özellikle o zamanki liderlerinin açıklamaları bu konudadır. Bizi kullandılar, bizi harcadılar, ondan sonra da terk ettiler diye. Atatürk'ün Mart 1920'de yayınladığı bir bildiri vardır. Hala Ermeniler, çünkü İstiklal Savaşı'na karşı da harekete geçirilmek istenmiştir. Biliyorsunuz güneyden Fransızlarla birlikte hareket ediyorlar. Adana bölgesine falan girmişlerdir Fransız ordusu içinde. Atatürk'ün bildirisinde çok enteresan bir deyimler var. Diyor ki kendi tecavüz ve taarruzları neticesinde Müslümanların meşru müdafaasından doğan hezimet ve felaketlerini katliam bühtanlarıyla, yalanlarıyla Avrupa kamuoylarını lehlerine çevirmek için çalışmaya alışmış olan Ermeniler, yalancının mumu yatsıya kadar yanabileceğini idrak edemiyorlar. Bu Atatürk'ün bildirisidir ve burada eski Türkçe metni de vardır. Yani o kadar belirgindir ki bu yalan uydurma mekanizma, şaşılacak bir şey. Herkes biliyor bunu. Yani sadece Ermenilerin kendileri de biliyorlar, Ruslar da biliyor, İngilizler de biliyor, Fransızlar da biliyor. Ama şimdi bugün birdenbire bu hakikat haline getirilmek isteniyor. Aynı şey özellikle mesela işte İngilizlerin meşhur Mavi Kitap hikayesinde var. Ben İngilizlerin meşhur bir siyasi dergileri vardır. Hariciyelerinin, dış işlerinin yönettiği, yarı resmidir. Ama nerede dağıtılır biliyor musunuz? Balkanlar, Mısır, Orta Doğu. Yani propaganda dergisi. Near East adlı, Yakın Doğu. O dergiyi taradım. Orada çok enteresan bir şey var. Çanakkale Savaşları başlıyor.
Çanakkale Savaşları'nda şimdi İngilizler çuvallıyorlar şimdi açıkçası. Gidemiyorlar. Büyük bir şey. Rezalet. En enteresanı da orada büyük bir savaş olduğu halde mesela yaralılara karşı Türk askerlerinin, Türk makamlarının son derece yaralılara, esirlere son derece olumlu davranış var. Nihilist dergisi inanılmayacak bir şekilde Türk davranışını över. Şimdi dikkat ediniz, savaştayız. Propaganda dergisi Türk askerlerini övüyor. Ha, çünkü Orta Doğu'da var. Diğer Müslümanlar da Türklere uymasın. Hep aleyhine söylerse Türklerle beraber olurlar. Ne olur ne olmaz. Türkler çok iyidir kampanyası. Hayret bir şey. Ve bütün suçlamayı da hakareti Almanlara yönetirler. Hep onlar suçludur diye. Ne zaman ki 1916'da Haziran'da Şerif Hüseyin ayaklanır kendi verdikleri parayla, birdenbire Nihilist dergisinin içeriği değişir. Ne kötüdür bu Türkler diye. Mavi kitap bu mantığın ürünüdür. Dikkat ediniz, dünyada soykırım kavramı kimlerle geldi? Yahudilerin, Naziler tarafından. Naziler demek numarasını da bırakalım da Almanlar tarafından, affedersiniz. Almanlar da bu oyunu oynuyorlar. Naziler yap. Naziler ayrı çünkü. Hayır, Almanların yaptıkları. Ha, sadece Almanlar mı yaptı? Polonyalılar, Fransızlar, hepsi katıldılar, Belçikalılar. Yahudi, bu belgelerle kanıtlanmıştır. Hepsi katılmışlardır. Peki Avrupa, biliyorsunuz iki dünya savaşında, birinci dünya savaşı ve ikinci dünya, insanlık tarihinin en kötü bir dönemini yaşattılar insanlığa. Çünkü yüz milyonlarla insan Avrupalıların ihtirası yüzünden öldü. Sadece onların kendilerini temizleme çıkar hareketi bu. Çok açık bir şey. Ha, onlara temizlenecek ama başka birlerinin de hani soykırımcı görünmesi lazım ki temiz olsunlar. Ha, o zaman çok garip bir şey şekilde bir Ermeni olayıdır. Çünkü şaşıyorsunuz. Herkes şaşıyor. Ve bunu Avrupa oynuyor. Ve öyle tuhaf ki ne bileyim ben hani Estonya, Litvanya gibi garabet yerler bile Ermeni soykırımı diye bir şeyler yapıyorlar. Yani bu acayip bir şey. Arjantin geliyor. Akıl almaz bir şey. Ha, bu çok basit bir oyun dönüyor. Oyun çok basit ama bu Türkiye'ye büyük bir zarar veren bir oyun. Ve insanlık açısından da o zaman güveniniz gidiyor. Bilime, medeniyet dedikleri şeyin içinde bilimi ve inanılırlığı ön plana çıkarmak var. Bunun tam aksi. Ve kendisi söyleyebiliyor adam. Bu yaptığımız pek münasebetli değil, münasebetsizdir ama canım idare edin yani affedersiniz. Bunu söyleyebiliyor. Dolayısıyla bu tamamen siyasi bir oyun haline getirilmiştir. Birçok çevreler işte tarih hani bizim belgeler yoktur filan hepsi yalan. Bizim belgeler de vardır. Ve hakikaten daha enteresanı kendi niçin Fransız, İngiliz konsolosların raporlarına gitmiyorlar. Orada çok açık anlatılıyor. Ermeni terör örgütlerinin nasıl çalıştıkları çok açık. Onlardan hiç bahsedilmek istenmiyor. Mavi kitap ve 1916 yılının Mavi kitabı. Böyle bir oyun dönüyor. Bu arada özellikle İslam dünyasına da karşı bir şeyde İslam dünyası içinde laik olan Avrupa ile en yakın ilişki içinde olan Türkiye'yi dışlama oyunu için araç yapılıyor. Maalesef bunu yaşıyoruz.